Evet, değerli misafirler, çok saygıdeğer konuklar. Böylesine özel ve güzel bir güne, Güneyli İnşaat'ın açılış törenine, iş yeri sahibimiz adına, yine emeği geçen tüm beyefendi adına, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz açılışımıza. Teşekkür ederiz açılışımız için, o güzel akışlarımız için. Evet, açılışımız öncelikle Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. Duamız yapılacak. Ben mikrofonu hocamıza devrediyorum duamız için. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربي العلي العلى الوهاب İmandan, Kur'an'dan ayırma ya Rab. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve la udvana illa alel zalimin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين İnanıyoruz ki senin keremine nihayet yoktur. Rahmetin, merhametin, mağfiretin çoktur. Şu mübarek cuma saatinde bizlere lütfeyle ya Rabbi. İnanıyoruz ki sen affı seversin. Tevbe eden kullarını affedersin. İlahel alemin, biz aciz kulların da bu iş yerinin açılışı vesilesiyle ellerimizi, gönüllerimizi açarak sana dua ediyor. Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hata ve kusurlarımızı tevbe ediyoruz. İlahel alemin, tevbelerimizi kabul, günahlarımızı affeyle Allah'ım. Kur'an-ı Hakim'inde buyuruyorsun ki ve en leyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'yehu sevfe yura. İnsanın eline ancak ve ancak kendi çalışmasının karşılığı geçer. İki cihan güneş efendimiz bir hadisi şeriflerinde buyuruyor ki iki günü birbirine eşit olan muhakkak ki ziyandadır. İlahel alemin, bu kardeşlerimiz de bugünlerini dünden, yarınlarını bugünden daha ziyade eylemek, helalinden çalışıp helalinden kazanmak ve kazandıklarını helal yolda harcayabilmek gayesiyle bu iş yerini açmış bulunmaktalar. Açılan bu iş yerini hayırlı, uğurlu, mübarek eyle Allah'ım. Helalinden kazanıp kazandıklarını helal yolda harcayabilmeyi, Kastamonumuza ve bizim milletimize hizmet edebilmeyi bu kardeşlerimize ve bütün esnaf kardeşlerimize nasip eyle Allah'ım. İlahel alemin, uzaktan ve yakından bu merasime teşrif edip şu anda ellerini gönüllerini açarak amin diyen burada bulunan misafirlerin kalplerinde, gönüllerinde her ne türlü hayırlı dilek, arzu ve istekler var ise şu mübarek saatte yapılan duaları, isteklerini ve
arzularını kabul eyle Allah'ım. Bu vesileyle ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına edalar nasip eyle Allah'ım. Na murad olanlarımızı ber murad, na şad olanlarımızı gariban handanı şadan eyle Allah'ım. Bizler aciz kullarız. Senin imtihanına dayanamayız. Biz aciz kullarını zorluklarla imtihan etme Allah'ım. Bizlere rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Rahmetinle muamele eylediğin kulların zümresine bizleri dahil eyle Allah'ım. Maddi ve manevi rahmetimizi kesme Allah'ım. Bizleri kendine kul, Habibine ümmet olmaktan ayırma Allah'ım. Açılan bu iş yerini her türlü beladan, kazadan, musibetten, afetten muhafaza eyle Allah'ım. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Ey Allah'ım, muhakkak ki sen affedicisin, kerimsin, affetmeyi seversin. Bu vesileyle biz aciz kullarında affeyleyiver Allah'ım. Allahümme inna nes'elükel affe vel afiyete fiddini ve dünya vel ahirah. İnneke ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin ve selametun alel hazirin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Kabulü dua, aşk-ı niyaz, kebbirullaha tekbira. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Velhamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Evet. Bizler de hocalarımıza bu güzel duamız için çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle bu güzel iş yerini memleketimize kazandıran sevgili Güneyli İnşaat'a, Hasan Güneyli ve Erol Güneyli beyefendiye çok çok teşekkür ediyoruz. Ben bir alkış alayım ikisine de. Güneyli İnşaat'a güzel bir alkış alayım. Çünkü bu güzel vitra bayini memleketimize kazandırdılar. Evet, bu güzel iş yerimizin açılışını yapmak üzere, şimdi artık kurdelamızı keseceğiz değerli misafirler. Kurdelamızı kesmek üzere ben okuduğum misafirlerimizi şöyle kurdelamızın yanına rica edeceğim. Evet, kurdelamızı kesmek üzere. Ahmet Sarı Mehmetoğlu, Sayın Ahmet Sarı Ahmetoğlu, çok pardon, Sayın Ahmet Sarı Ahmetoğlu beyefendiye hemen kurdelamızın yanına davet ediyorum. Sayın Oğuz Fındıkoğlu beyefendiye kurdelamızın yanına davet ediyorum. Tamam, devam. Evet, Vitra Karo, Olcay Şirin, Sayın Olcay Şirin beyefendiyi de kurdelamızın yanına davet ediyorum. Entegre Harç Sanayi Genel Müdürü Sayın Bülent Kanı Yılmaz beyefendiyi de kurdelamızın yanına hemen rica ediyorum. Kastamonu iş adamlarımızdan Kebeci Market sahibi Sayın Zeki Kebeci beyefendiye kurdelamızın yanına rica ediyorum değerli misafirler. Evet, devam ediyoruz. Yine Devrekhane Belediye Başkanımız Sayın Engin Altıkulaç beyefendiye kurdelamızın yanına davet ediyorum. Yine önceki dönem belediye başkanımız, kıymetli belediye başkanımız Sayın Tahsin Babaş beyefendiye kurdelamızın yanına davet ediyorum. Evet, belediye başkan yardımcımız Sayın Ahmet Üstün Göksoy beyefendiye kurdelamızın yanına davet ediyorum. İş yeri sahipleri. Ve bu güzel kurdelamızı kesmek üzere iş yeri sahiplerimiz başkanım, Sayın Hasan Güneyli beyefendiye ve Erol Güneyli beyefendiye kurdelamızın yanına davet ediyorum. Evet, alkışlar mıyız lütfen? Evet, hayırlı uğurlu olsun efendim.
Sevgili izleyicilerimiz, Kastamonu'da yeni bir açılış daha gerçekleşiyor. Vitra Güneyli sizlerle birlikte olacak. Böylelikle Kastamonu'da gerçekten önemli bir ihtiyacı daha karşılayacak bir iş yeri açılıyor. Evet. Bugün Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Üstün Göksoy bizlerle birlikte. Efendim, bu açılışa siz de iştirak ettiniz. Neler söylemek istersiniz? Vallahi Kastamonu'da bu tür inşaat firmalarının sürekli açılışta olması Kastamonu ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bizler Kastamonular olarak bu tür iş yerlerinin açılmasından dolayı çok mutlu oluyoruz. Ben de buraya Sayın Belediye Başkanımız Hasan Baltacı Bey'in Belediyeler Birliği toplantısında olması sebebiyle onu temsilen açılışa katıldım. Hayırlı olsun diyorum Kastamonumuza ve iş yerine de hayırlı işler, bol kazançlar, helal rızıklar diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Efendim, biz çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki Kastamonu'da yeni işletmelerin açılması her zaman gurur verici bir şey. Çünkü sürekli böyle işletmelere ihtiyaç var. Evet. Biliyorsunuz, göç veren bir Doğru. il kapsamındayız. Artık göç alan bir il olmak istiyoruz. Evet. Bununla ilgili tabii ki bizim üretim tesislerimizin bir kere çoğalması lazım. Mevcut üretim tesislerinin bir taraftan yok olduğunu üzülerek duyuyoruz. Bazı tekstil firmalarının kapanacağını, üretimin yabancı ülkelerde yapılması gerektiği ile ilgili çalışmaların devam ettiğini duyuyoruz. Kastamonu'nun iş hacmi bence çok geniş. Çünkü burası tarım bölgesi, hayvancılık bölgesi ama bu konularda bir takım eksiklikler var diye düşünüyorum. Üretime teşvik gerekliliğini düşünüyorum. Bunlar meydana geldikten sonra Kastamonumuz çok daha ekonomik şartlarda iyi yerlere gelecektir. Evet, çok teşekkür ediyoruz başkanım düşünceleriniz için. Sağ olun. Evet, Güneyli Vitra açılışındayız sevgili izleyiciler. Taşuko Başkanı Ahmet Sarıhamedoğlu bizlerle birlikte. Başkanım, neler söylemek istersiniz? Bugün yine önemli bir açılış var bununla ilgili. Tabii şu anda ülkemizdeki ekonomik durgunluk sebebiyle yine de öyle olması halinde böyle bir şirketin, Güneyli firmasının burada bu Vitra seramik tesisini açması, musluk, inşaat malzemeleri böyle bir tesisin açılması Kastamonu için güzel bir duygu. İnşaat sektörünün durgun olması sebebiyle şu anda piyasalarda biraz durgunluk var ama bu böyle gitmeyecek. Mutlaka açılacaktır. Ben Güneyli Ticareti, Güneyli inşaat şirketini, hepsini, tüm ailesini kutluyorum. Gerçekten yıllardan beri tanıdığımız Daday Kavşağı'nda küçük bir dükkanla işe başlayarak 15-20 yıllık geçmişine sahip olan ve gün geçtikçe de kendisini yenileyen o hırdavat dükkanını inşaat sektörüne taşıyan ve böyle güzel modern bir mağazaya taşıyan Güneyli firmasının sahibine teşekkür ediyorum. Elbette ki burada da iş istihdamı olacaktır. Bölgeye katkısı olacaktır. Ben tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Çok teşekkürler düşünceleriniz. Önceki dönem belediye başkanımız Sayın Tahsin Babaş da burada açılışa iştirak etti. Tabii ki Kastamonu'da yeni işletmelerin açılması herkes için önemli başkanım. Tabii. Neler söylemek istersiniz? İnşaat sektörü biraz kulağınlaşmış olmasına rağmen yeniden açılması bekleniyor aslında önümüzdeki günlerde. Bu işletmeyle ilgili neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle işletme sahiplerine hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Tabii ki şu devirde böyle bir işletmeyi açmak, bunu sürdürülebilir kılmak çok önemli. Kendilerini tebrik ediyorum. Kastamonu gelişmekte olan bir il, tabii inşaat sektörü de illaki durmamalı, devam etmeli. Onun da alt kolları olan bu gibi işletmelerin açılması da bence çok önemli. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Evet sevgili izleyiciler, Kadir Yalçın bizlerle birlikte. Geçtiğimiz dönem belediye başkan adayıydı. Şu anda yine çalışmalarını sürdürüyor bildiğim kadarıyla. Neler söylemek istersiniz Kadir Bey? Evet, öncelikle hayırlı cumalar diliyorum hepinize. Yani buraya güzel bir program için katıldık. Erol abimize, Erol Güneyli'yi, Hasan Güneyli'yi gerçekten takdir ediyorum. Kendilerini uzun yıllardan beri tanırım. Devrekanı yem sanayi döneminde de birlikte çalışma imkanı bulduk kendileriyle. Kastamonu'nun, memleketin gelişimi, kalkınması, maddi manevi anlamda kalkınması için gerçekten büyük gayret sarf ediyorlar. Kendilerini tekrar kutluyorum bu gayretlerinden dolayı.
Bizim üretmemiz lazım Erdal Bey. Bizim yatırım yapmamız lazım, istihdam sağlamamız lazım. Kalkınma için, en azından Kastamonu'muzu kalkındırabilmemiz için hep beraber üretim anlamında gayret göstermemiz gerekiyor. Bu konuda da Güneyli ailesi, ben hepsini tebrik ediyorum katkılarından dolayı. Bu işletmenin de inşallah Kastamonu'muza, kendilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu tür işletmelerin sayısını artıralım, bu tür yatırımların sayısını artıralım. Memleketimizin kalkınmasına bir nebze katkımız olsun diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz başkanım. Güneyli Vitra açılışındayız sevgili izleyiciler. AK Parti Kastamonu Milletvekilimiz Sayın Halil Ulay bizlerle birlikte. Vekilim hoş geldiniz öncelikle. Tabii ki açılışlar çok önemli Kastamonu için. Bu tip açılışlar çok sık olmalı ki ekonominin biraz daha güçlü olduğunu hissetmeliyiz diye düşünüyorum. Ve bugün gerçekten Kastamonu için çok güzel bir mağaza, çok güzel bir atmosfer. Neler söylemek istersiniz? Siz de açılıştasınız. Öncelikle iş yeri sahiplerine hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gerçekten ilimizde bu tür inşaat, özellikle inşaata yönelik iş yerlerinin açılmış olması bizleri mutlu ediyor. Az önce de gezme fırsatı bulduk. Gerçekten burada da güzel ürünlerimiz var. Artık sadece inşaat sektöründe değil, birçok alanda Kastamonlular alışveriş yapmak için şehir dışına çıkmak, büyük şehirlere gitmek zorunda kalmıyorlar. Büyük şehirlerde bulabilecekleri birçok hizmeti bu tür iş yerleri vasıtasıyla kendi ilimizde bulabiliyoruz, ulaşabiliyoruz. O manada tabii inşaat sektörü de aslında ekonominin lokomotifi olarak kabul edilebilir. Çünkü inşaat yani demirden çimentoya, petrole daha doğrusu, ne bileyim cama, tüm ekonominin belirleyici unsurlarının tamamı inşaat sektöründe birleşiyor. İnşaat sektörünün bu tür canlanıyor olması da bizler için bir umut vesilesi. Kesinlikle böyle. Tabii ki biraz daha inşaat maliyetlerinin çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz ama önümüzdeki dönemde bunun biraz daha kırılacağını, yeniden inşaat sektörünün canlanacağının ümidi var ülkemizde. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani şöyle, pandemiden sonra tüm dünyada fiyatlardaki bir istikrarsızlık. İstikrarsızlıktan kastımız şu, fiyatlara bir dengesizlik oluştu. Bu ülkemizi de etkiledi. Ondan sonraki süreçte işte yaşadığımız o büyük deprem yine ülkemizi özel olarak büyük bir sıkıntıya sokmuş durumda. Pandemi arkasından gelen depreme rağmen hala da sektör aslında canlı duruyor şu anda. Tabii fiyatlardaki orantısızlık diyelim. Yani daha önceden atıyorum işte daire fiyatıyla karşılaştırdığımız bazı ürünlerdeki fiyatlardaki orantısızlıklar nedeniyle bir bocalama süreci yaşadık. Ama zaman içerisinde bu oturacak. Oturmaya da başladı şu anda. Artık inşallah işte pandemi gibi, deprem gibi, Allah korusun bazı işte çevremizdeki savaşlar gibi ekonomiyi ve günlük yaşantımızı etkileyen birçok unsur yoluna girer. Ve ülkemizde inşallah bu tür bir sıkıntılarla karşı karşıya kalmayız. Bundan sonraki süreçte daha toparlanmış olarak yolumuza devam ederiz. Evet, bizler çok teşekkür ediyoruz düşünceleriniz için. Sizlere de başarılar diliyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Tüm Kastamonu'yu selamlamış oluyorum. Bu vesileyle tekrar tüm Kastamonu'muza başsağlığı diliyorum. Dün menfur bir saldırıda kaybettiğimiz bir polisimiz var. Ailesine ve Kastamonulara da bu vesileyle başsağlığı diliyoruz. Şehidimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Devam ediyoruz. İl Genel Meclisi Başkanımız Sayın Doğan Ünlü bizlerle birlikte. Bugün Güneyli Vitra'nın açılışındayız sevgili başkanım. Neler söylemek istersiniz? Siz sektörü yakinen bilen birisiniz. Uzun zamandır hani inşaat sektöründe bulunan birisiniz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle hem Türkiye'de hem ilimizde inşaat sektörü günden güne farklı yeni çalışmalara başladı. Bu çalışmaların işte akabinde bu tür iş yerleri açılışlarına geliyoruz. Bu da ülkemizin de bir markası olan ulusal bir değeri Kastamonu'ya taşıdı Güneyli firmamız. Öncelikle kendilerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hayırlı bol kazançlar temenni ediyorum. Yarın da inşallah yine bir yapı firmamızın açılışı olacak. Bu hem ilimizin gelişmesi anlamında, inşaat sektöründeki
dinamizmi daha üst seviyeye taşıma anlamında bu tür yapı sektörünün bu tür yatırımları ilimiz için önemli. Ben bu anlamda burayı açan müteşebbislere, Güneyli ticarete hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah bunlar ilimizde daha da çoğalarak devam eder. Çünkü inşaat sektörü olarak baktığımızda artık bugün zemin etüdünden tutun son noktaya kadar gelene kadar büyük bir çalışma gerektiren, hem teknik anlamda özveri gerektiren hem de diğer alanlarda da incelik gerektiren bir sektör haline geldi. Bu bağlamda da inşallah bir faydalı işletmeyi de dilimiz kazanmış olur. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz başkanım. Sizlere teşekkür ederim. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Sayın Şenol Kızıl Abdullah bizlerle birlikte. Kendisi inşaat mühendisi aynı zamanda. Tabii ki sektörü de çok yakından tanıyor. Bugün Güneyli Vitra'nın açılışındayız değerli başkanım. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle sektörde çok eski emekleri olan bir kardeşimizin böyle bir markayı Kastamonu'ya kazandırmış olması bizim için bir inşaat mühendisi olarak hem sektörün içerisinde çalışan birisi olarak çok kıymetli buluyorum. İnşallah bol bereketli kazançlar olur. Memleketimiz için de hayırlı uğurlu olur. Bundan sonraki dönemlerde tabii tercihler biraz daha böyle kalite üzerine olacak. Bu kaliteyi de sağlayacak firma ve ürünlerle inşallah Güneyli Ticaret bu işte de bir muvaffak olur diye temenni ediyoruz. Başarılar diliyorum kendilerine. Çok teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Evet, genç iş adamlarımızdan Sayın Cemal Kebeci bizlerle birlikte. Tabii ki siz de inşaat sektöründe uzun zamandır al yap sat şeklinde çalışmalarınız oldu. Gıda sektöründe uzun yıllardır hani Kastamonu'ya hizmetler veriyorsunuz. Bugün Güneyli Vitra'nın açılışı gerçekleşiyor. Neler söylemek istersiniz? Bugün siz de açılıştasınız. Teşekkür ederim. Öncelikle bu konuşma fırsatını verdiğiniz için. Tabii ben Kastamonu'da bunun gibi yatırımların yapılmasını çok önemsiyorum. Özellikle Kastamonu'lu esnaflarımızın bu yatırımları yapması beni çok heyecanlandırıyor. İşletme sahibini, Hasan Bey'i ve ailesini böyle bir yatırım yaptığı için, Vitra markasını Kastamonu'ya kazandırdığı için canı gönülden kutluyor ve teşekkür ediyorum. Kastamonu halkımız özellikle kendimden, yani kendimizden tecrübe edinerek söylüyorum. Yerel esnafı destekler. Yerel esnaf her zaman el üstünde tutar. Öncelikle halkımıza teşekkür ediyorum. Yerele vermiş oldukları destekten dolayı. Daha sonra da Kastamonu iş adamlarımızı Kastamonu'ya daha çok yatırım yapmaya, Kastamonu'da daha çok istihdam yapmaya ve Kastamonu halkına daha farklı hizmetler yapmaya davet ediyorum. Tekrar firmamızı kutluyor. Başarıların devamını diliyorum. Evet, çok teşekkür ederiz düşünceleriniz için. Sağ olun. Evet, Vitra Güneyli'nin açılışındayız. Necmettin Bey bizlerle birlikte yine iş adamlarımızdan, yine inşaat sektöründe önemli işlere imza atmış biri. Neler söylemek istersiniz? Bugün gerçekten güzel bir açılış gerçekleşti ve içeride de çok güzel ürünler var. Evet. Özellikle hem Vitra güzel bir marka. Ama seramik noktasında işte banyodur, işte mutfaktır vesairedir. Bütün ürünlerde gerçekten harika ürünler üretiyorlar. Kesinlikle. Sizler de inşaatlarınızda mutlaka kullanıyorsunuz bu tabii, tür ürünleri. Hasan Bey'le diğer ürün, Hasan Bey'le Vitra grubunda ve diğer gruplarla çalışıyoruz. Kastamonu'muza böyle güzel bir mekan, güzel detaylı bir ürün, böyle kapsamlı bir fayans grubunda ve Vitra grubunda olarak güzel ürünler sunduğu için de teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir showroom olmuş. Kastamonu'muzu bir üst düzey kalite getirmiş. Bundan dolayı da Hasan Bey'e teşekkür ediyoruz. Meslektaşımız aynı zamanda inşaat sektöründe de bizimle birlikte devam eden bir inşaat firması var Hasan Bey'in. Yani Kastamonu açısından Vitra böyle dekoratif ürünlerin gelmesi, üst düzey bir markaların gelmesi güzel bir şey. Gayet de başarılı olmuş. Tebrik ederim Hasan Güneyli. Sizlere de teşekkür ediyorum. Biraz hafif hareketleniyor mu? Nasıl? Siz sektörün tabii, tamamen içindesiniz. Şu anda biraz söylemek istersiniz tabii, bu konuyla biraz durgun ama bu durgunluk 3-4 ay sonra daha da durgunluktan bir yoğunluğa geçeceğini düşünüyorum. Çünkü faizlerin yüksek olmasından dolayı millet şu anda bankalarda, faizlerde konut faizlerinin falan açılması ki lazım ki konut kredilerinin millet daire alabilsin. Ama şu anda yükselen kiralardan dolayı ve şeyden dolayı vatandaşların ben konuta daha çok ilgi alacaklarını düşünüyorum. Konutta da şu anda tam konut alma zamanı olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda
konut fiyatları zaten normal, üst bir fiyat yok. Almasını da tavsiye ederim şu anda insanların. Tam daire alma zamanı diyorum yani. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, mimari projelerde çok sıklıkla gördüğümüz isimlerden bir tanesi Tezcan Biçicioğlu bizlerle birlikte. Bugün önemli bir açılış oldu. Sizler de tabii sektörün içindesiniz. Neler söylemek istersiniz? Şimdi Güneyli Ticaret yıllardır Devrekent'ten başlayarak sonra Kastamonu'na devam eden inşaat tedarikçiliğine burada yeni bir vizyon kattı. Çok güzel bir iş yeri, çok güzel bir teşhir yapmış. Kendilerini tebrik ettik, hayırlı olsun diledik. İnşallah güzel şeyleri de imza atacağını düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. İnşaat sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi Yılmaz Uzan bizlerle birlikte. Tabii ki siz de bayağı eskisiniz Kastamonu'da. Önemli projelere imza attınız ve hala da atmaya devam ediyorsunuz. İnşallah. Böyle güzel bir mağaza açıldı. Daha doğrusu evet. Showroom açıldı. Vitra. Güneyli ile zaten daha önceden de çalışmalarınız vardı mutlaka. Neler söylemek istersiniz? Hasan Bey, Kastamonu'nun hakikaten güzel esnaflarından bir kardeşimizdir. Biz de birçok inşaatımızda kendisiyle çalıştık. Böyle bir showroom'u, böyle bir kaliteli firmayı Kastamonu'ya kazandırdığı için teşekkür ederim. İnşaat sektörü insanoğlu var olduğu müddetçe devam edecek bir sektör. Gıda sektörü aynı şekilde öyle, giyim sektörü aynı şekilde öyle. Ve önümüzde ciddi bir kentsel dönüşüm yasası bekliyor bizi. Bizim eski binamız kalmamalı. Binalarımız muhakkak yenilenecektir. Ama yenilenirken sağlıklı ve kaliteli yenilenmesi çok önemli. Bu meyanda bu tip yerler, işletmeler olmalı ki güzel kaliteli ürünlere ulaşabilmeliyiz. İnanır mısınız? Biz bundan önce Ankara'ya özellikle bu ürünleri almaya giderdik. Yani bu çeşitleri bulamazdık. Ankara'ya, İstanbul'a, hatta İzmir'den getirttirdiğimiz ürünler olurdu. Özel çalıştığımız serilerdi. O yüzden tabii böyle bir tesisi kazandırdığı için başta Hasan Bey olmak üzere Güneyli ailesine teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, sevgili izleyicilerimiz, bugün gerçekten güzel bir açılış oldu. Güneyli Ticaret'in sahibi Sayın Hasan Güneyli bizlerle birlikte. Hasan Bey, sizinle biz hep telefonla görüşüyoruz. Tabii ki çok sık bir araya gelemiyoruz. Sizin farklı yerlerde farklı yatırımlarınız da var. Aynen, ama Kastamonu'da inşaat üzerine, hırdavat üzerine ve özellikle bu yeni açtığınız showroom gerçekten gönüllere dokunmuş yani. Güzel olmuş. Neler söylemek istersiniz? Hem firmanız hakkında biraz bilgi almak istiyorum ben. Çünkü Güneyli Ticaret'in birkaç yaptığımız röportajlarda 20 yıl öncesinden işte başladığı ticaret hayatında belirli ivmeler yakaladığı ve bugün inşaat sektöründe yapsat dönemine kadar geldiğini görüyoruz. Neler söylemek istersiniz? Nerede başladı bu ticaret işi ve ne gibi hizmetler veriyorsunuz hem Kastamonu'ya hem de Türkiye geneline? Güneyli Hırdavat, şöyle söyleyeyim. Güneyli Hırdavat öncelikle Devrekhane'de kurulan, dedem tarafından kurulan bir şirket. Sonrasında 97 yılında Kastamonu'da Kalay Kavşağı'nda Candaroğlu Mahallesi'nde başlayan, Güneyli Ticaret olarak başlayan bir firma. Hırdavat sektörü, nakliyecilik, hayvancılık da var tabii ki bunun yanında. Sonrasında tabii ki Kuzeyken Toptancılar Sitesi'nde 2015 yılında aldığımız iş yeri, sonrasında yapım aşaması, işte oradaki 2000 metrekare bir alan, showroom da var orada tekrardan. Hırdavat üzerine inşaat malzeme satışı, tedariği, toptan, perakende hepsi var. Sonrasında tabii ki inşaat faaliyetlerimiz oldu yapsat şeklinde. Onunla 2013'te başladık yapsat olayına, aslında inşaat olayına. O zaman biraz stabil gittik tabii ki. Şimdi 2018'den sonra, 2019'dan sonra inşaat olayına da biraz hızlandık. İnşaat işlerimiz de hızlı devam ediyor. Şimdi Kastamonu'da tabii belli yerlerinde 3-4 tane bir inşaatlarımız var. Küçük ölçekli, büyük ölçekli, kentsel dönüşüm yapılar özellikle ön planda. Sonrasında işte 2022 yılının Ekim ayları gibi Antalya, Altıntaş Mahallesi, oraya bir yatırım yaptık, inşaat yatırımı. Burada 2+1, 1+1 butik, 22 dairelik, 4 blok şeklinde burası da. Burası da şu anda blokların son bloğu başlamış bulunduk, temel atıyoruz şu anda son blokta.
Yani üç projemizi tamamlamış oluyoruz. Dördüncü projemizi inşallah yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Vitra'ya geldiğimiz zaman bugünkü açtığımız Vitra'mız, Kastamonu'da Vitra bayi yoktu. Vitra konsept mağaza yoktu. Vitra fabrika münhasır bayilik yoktu. Tabii ki biz münhasır bayilik direkt fabrika üzerinden alıp müşteriye daha uygun fiyatla, daha iyi hizmetle yapmış olduğumuz bağlantıların içerisinde böyle bir mağazayı açmış bulunmaktayız. Sonrasında tabii ki güzel renkler, güzel desenler, güzel işte garantili ve uzun ömürlü dayanıklı malzemeler Kastamonu halkına buluşturduk. Bundan sonra da buradaki tüm Kastamonu halkını tekrar açılıştan sonra davet ediyoruz. En azından gelip görsünler, ürünlere baksınlar, kaliteye baksınlar. Yardımcı olmak babında şöyle, tadilat kısmına da biraz eğileceğiz. Banyo değiştirecek müşterimiz mesela. İşte Ahmet amca banyosunu değiştirecek. İşte biz ona yardımcı olacağız. Mimari düzeyde yardımcı olacağız. Böyle hizmetlerimiz olacak. İşte öyle devam edeceğiz. İnşallah daha büyük işlere, Kastamonu'ya daha güzel yatırımlar yapmayı Rabbim nasip eder. İnşallah. Başarılarınızın devamını diliyorum. Yani artık dededen başlayan ticaret yavaş yavaş üzerine koya koya gelmiş. Bizler de sizlere başarılar diliyoruz. Ama sektör biraz daralma yaşadı son bir yıldır. Ama sektörün önümüzdeki günlerde açılacağına dair. Burada milletvekilimizle de görüştük. Yani Türkiye'deki ekonomik durgunluğun önümüzdeki aylarda biraz daha hızlanarak, yani biraz daha açılacağını, sektörün canlanacağı yönünde de bilgiler geliyor ama tabii bunda siz sektör yatırımcıları olarak daha ümitle bakıyorsunuz. Zaten onları görmemiş olsanız bugün bu yatırımları yapmazsınız diye düşünüyorum. Aynen şöyle diyeyim ben onda. Tabii ki sektörde her zaman daralmalar oluştu. Biz bunu 2018'lerde yaşadık, işte 2020'lerde yaşadık, pandemiyle yaşadık, sonrasında yaşadık. Sektör her zaman bir daralmaya giriyor, sonra açılıyor, tekrardan daralıyor falan. Böyle 2 yılda bir oluyor bunlar. Ama baktığımız zaman artık daralmanın etkisi büyümeye doğru gidiyor. Onu da görüyoruz. 2025 yılında iyi olacak. Biz yatırımımızı 2004'ten yaptık. Güzel oldu bizimle. Biz şu anda bundan memnunuz. Ama daha da işler açılacağını, daha da ilerleyeceğini, işte bireysel müşterinin de daha fazla talep göreceğini, İnşallah daha iyi olacak. 2025, 2024 çeyreği, işte 2024 sonrası, 2025 başları, ortasına doğru daha güzel olacak, açılacak piyasa. Öyle söyleyeyim. Bu olumlu düşüncelerle sevgili izleyiciler, bugün Güneyli Vitra'nın açılışını gerçekleştirdik. İnşallah başka bir programda yeniden birlikte olacağız. Bizler de firmaya hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. İnşallah daha güzel çalışmalara imza atarsınız. Teşekkür ediyorum.